Siz Abdullah Gül'ün ilgilendiğini düşündüğünüzden hoca ile konuşmuyorsunuz ama Abdullah Gül bu kriptolu mesajı, yani Batı'nın Erbakan'a karşı mesajını Erbakan aktarmıyor. Erbakan'ın bana söyledi, Evet, Erbakan Hoca'nın. Ben bu aktarmıyor. mesajı ilk defa görüyorum, haberim yok. Tam bu olaylar yaşanırken, şimdi bunun yayın grubundan Aydın'ın gazetesinin bir manşeti var. Arkadaşlarımız onu da bir göstersinler. Tam bu dönemde eski CIA yöneticilerinden Abramovitz'in tarihte 20 Ekim 1996, yani aslında bu ziyaretlerin tam Evet, yapıldığı dönem. aynen. Tam o dönem. Tam o dönem yani Aslında Erbakan birkaç aylık iktidarda, daha yeni iktidara gelmiş yeni durumda. yani Haziran'da o gelmiş. Ekim'de bu manşet atılıyor. Yani Aydın'ın Abramovitz'in bir ziyareti var Tayyip Erdoğan'a ve Tayyip Erdoğan o dönemde diyor ki, ya siz İstanbul'u yönetip yıldızını parlatabildiğinize göre Türkiye için de çok şey yapabilirsiniz diyor. Bunu da Aydın gazetesi Erbakan'ın yerine Erdoğan'ı hazırlıyor gibi, Tayyip hazırlıyor gibi manşette duyuruyor. Perinçek'in Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı bir röportajda Amerika Tayyip Erdoğan'ı başbakan, Abdullah Gül'ü Dışişleri Bakanlığı yapmayı planlıyor diyor. Bunu söylediği tarih 1997'nin Şubat ayı henüz. Sayın Erbakan, Sayın Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını istemedi. Ama teşkilatlardan ve çevreden gelen baskılar neticesinde, kendisinin de yapmış olduğu mesela baskılar neticesinde bir nevi şey yapmak zorunda kaldı. Niye Yani istemiyordu? İşte bu söylediğiniz şeyleri bir Yani değerlendirmenin sonucu olarak gelişiyor Büyükşehir Belediye durumlar Başkanı yani. olmadan önce de böyle bir Yani eğilim mi olmadan seziyordu? önce de 94 kendisinin yılından önce de yani böyle. tabiydi kendisinin bazı heveslerini etrafında konuşuyordu, söylüyordu. Dikkatinizi çeken bir ifadeye geçirmişsiniz kitaba. Diyorsunuz ki Abdullah Gül'ün 3 maddesi vardı. Evet. ABD'ye karşı olarak hiçbir şey yapılamaz bölgede. Yapılamaz. Her taşın altında Yahudi parmağı aramak yanlış. Üçüncüsü de IMF'siz ekonomi düzeltemezsiniz. Evet. Bu üç Bu maddeden üç dolayı. maddeyle Batı ile anlaşarak gelindi ve zaten siz diyorsunuz ki kitapta, Erdoğan Erbakan'ın başına gelenlerden ders çıkarttı. Evet. Adeta Batı'ya ne istediğinizi de vermedik noktasında baştan kabullendi. Evet, aynen. Ve ondan sonra işte 2002 ile beraber Erdoğan milli görüş gömleğini çıkarttım dedi ve Evet. artık ben Büyük Orta Projesi'nin eş başkanıyım dedi ve bunun ekonomik, siyasi bütün yaptırımlarını Türkiye izledi. Evet.